Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Travelers olarak karşınızdayız. Şu anda neredeyiz Orkun? Şu anda Gebze'deyiz. Evet, şu anda Gebze'deyiz. Yola başladığımız yerdeyiz. Dün neredeydik? Dün Ibiza'daydık. Ve ardından Sofya'ya geçtik. Oradan tekrar otostop çekerek İstanbul'a geldik. Birçok macera yaşadık. Gebze'den de Sofya'ya otostop çekerek gittik arkadaşlar. Barcelona'ya uçakla gittik. O maceramızı izleyelim. İspanya'ya geldik, şu an Barcelona'dayız. Pasaport kaşelerimizi bastırdık, hiçbir sorun olmadı. Tak 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 bastılar, geçtik. Böyle abi, baktı bu... adam, bastı geçtik. Abi bu İspanyolları seviyorum ya. Niye biliyor musun? Sorgu sual yok. Basıp geçiyorlar. Damganı bas, işini yap değil mi kardeşim? Evet. Bizi kanka de yorma. Bulgarlar bizi çok yormuş. Bulgarlar bitiriyoruz abi. Şu anda çıktık. Bizi karşılayan niye kimse yok kalıcım? Can Yaman değilsin o yüzden. Evet, niye kimse yok abi? Fazla Can Yaman demeyelim de başımızı toplam. Evet, şu anda şu binalardan birisi, eve gidince şey yaparız, şimdi ev sahibiyle bir iletişime geçelim. Aynen. Bro, have a nice day. Okay guys, nice to meet you, bye. Bye bye. Şu anda Casamile'ye doğru yola çıktık. Şu anda Barcelona sokaklarındayız. Evet, Mete ne düşünüyorsun bu konu hakkında? İyi geldik, çok dinlendik. Bugün de gezme zamanı. Bayağı uyuduk ya. Hani saat 1'de yattık. 10-11 gibi kalktık. Bayağı da uykumuzu aldık. Bayağı şu anda enerjiyiz yani. Ya. Barcelona Üniversitesi'ni gösterelim. Hemen çok yakın buraya. Belki merak edenler olur. Barcelona Üniversitesi'nin oradan Casamile'ye doğru yola çıkacağız. O zaman Barcelona Üniversitesi'nde görüşürüz. Arkadaşlar şu an bulunduğum konum Barcelona Üniversitesi'nin tam önü. Böyle işte bayağı ulaşımı rahat. Çok merkezi bir konumda. Gerçekten çok güzel bir üniversite. Arkaya doğru bayağı genişliği var. Yani öğrenciler çıkıyor şu anda gördüğünüz gibi. Say hello. Ciao. Bu sarısı tek de öğrenci kabul ediyor arkadaşlar Barcelona Üniversitesi. Ben beğendim. Merkezi konumda. Gerçekten konumu çok iyi. Eğer merak edenler varsa araştırabilirler. Aynen, biz de farklılık olarak gösterdik. Evet arkadaşlar, şu an Casamile'deyiz. Orkun birazcık bahset bize. Şu anda Casamile'deyiz. Burası UNESCO Kültürel Tarihi Miras Sitelerinde korunan bir eser. Sagrada Familia da bunlara dahil burada. Bu da Antonio Gaudí'nin eseri. Gördüğünüz gibi deniz dalgalarıyla okyanus dalgalarını birleştirdiği bir eser yaratmaya çalışmış. Hani öyle okuduk biz de. Bu şekilde gerçekten mimarisi çok şık duruyor. Size de şöyle göstereyim. Şu anda La Sagrada Familia'ya doğru ilerliyoruz. Barcelona'nın en ünlü başyapıtlarından, yani Barcelona'nın simgesi diyebiliriz. Evet, şu an yayalara yeşil ışıkken. O zaman La Sagrada Familia'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an La Sagrada Familia'ya geldik gördüğünüz gibi. Muhteşem bir eser. Yıllardır yapımı devam ediyor. Hala gördüğünüz gibi linçler üzerinde. İlerleyeceğiz, biraz yakınlaşacağız. Size de göstereceğiz. Bu Antonio Gaudí'nin eseri. Yapımı 140 yıldır devam ediyor. Hala inşaat halinde. Yapımı 2026 yılında tamamlanacak. Yani öyle planlanıyor. Hala çevresinde işçiler çalışıyor. İçeri girme ücreti 30 euro. Student discount da 20 küsur euro olması lazım. Bunları kapatmışlar zaten. Hani insanların rahat rahat çevirdi. Harika. Muhteşem. Anlatmaya gerek yok. Bizim İzmit'teki Yeni Cuma Cami gibi. Ve yapımı 150 yıldır devam ediyor. İnşallah bitirirler. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde. Sonra güzel bir şekilde İnsanlar da her yerini görüntü kirliliği olmadan, vinçler olmadan çeker. Evet arkadaşlar, La Sagrada Familia'dan çıktık, bir şeyler içtik, fotoğraf falan çekildik. Şimdi nereye gidiyoruz Orkun? Şu anda Barcelona Katedrali'ne gidiyoruz. Evet.
Hava güzel değil mi? Hava çok iyi ya. Bildiğin Antalya havası. 15 derece falan şu anda hava. Gayet iyi hava. Şu anda Katedral'e doğru yol alıyoruz. Güzel ya Barcelona'yı, ben gayet sevdim. Ben de beğendim. Barcelona Katedrali'nde görüşürüz. Metin 2 birinci köy müziği. Yapıyor mu spor ya? Harbiden yapıyor mu spor? Arkadaşlar bu arada şu anda koronavirüs yayılmakta. Yani Çinli gördüğümüz zaman yolumuzu değiştiriyoruz. İnşallah Japondur diyoruz ya da. Aynen, inşallah Japon veya Koreli'dir diyoruz. Burası Hard Rock Cafe. Boş bir yer bence. Müziciğim neredeyiz? Şu anda Barcelona Katedrali'ndeyiz gördüğünüz gibi. Rodin'in şehri Barcelona. Burası Barcelona Katedrali. Harika abi gerçekten. Bu da bir çiftimiz. Gaudi, bu sporu yapıyorsun Gaudi. Evet. Bunlar da bu sporu yapıyor. Ulan bizde 1 lira falan. TL kanka evde kaldı ya. Abi atma. Yok atma kanka. Kıyamadım. Abi acaba bundan telif yer miyiz ya? Yok kanka yemeyiz. Başarılı. Çalıyor mu? Evet. Türkiye, very good. Thank you. Bravo. Bu videoyu beğenirseniz öbürki videolarımızı da abone olmayı da unutmazsanız seviniriz. Yarın No Camp'a gideceğiz, parklara gideceğiz, bir de plaja gideceğiz, Barcelona plajına. Umarım bütün videolarımızı beğenirsiniz. Hoşça kalın. Takipte kalın. Evet. Burada Airbnb'den kiraladığımız evin içerisindeyiz. Orkun biraz bahset. Vallahi Airbnb'yi fiyattan bahsedelim. Yani Barcelona Üniversitesi'nin çok yakınlarında bir ev kiraladık. Hani konuma dikkat ederek tuttuk burayı. Evi biz 3 gece olarak kiraladık. 2 kişi. Hı hı. Totalde 3 gece 2 kişi 500 TL gibi bir ücret ödedik eve. Yani aşağı yukarı 80 euro. Hani kişi başına şey yaptığın zaman 250 liraya falan denk geliyor. Kişi başı 3 gece. Onu da 3'e böldüğümüz zaman aşağı yukarı bir 80-85 lira gibi bir ücret ödüyoruz kişi başı kaldığımız gece başına. Ve sahibinin kendi odası bölmelere ayırmış. Burada mor, burada sarı renkli. Burada farklı kişi kalıyor. Burada farklı kişiler kalıyor. Kira gelirini alıyor. Yani çalışmasına gerek yok aslında. Gayet de güzel bir gelir alıyor. Mutfağı bu şekilde böyle gösterelim. Evet. Bu şekilde bir ocağı var. Evet. Dijital ocak. Kettle'ı. Ama bunu... tost makinesi yok ya. Evet, tost makinesi yok ama Avrupalılar genelde böyle. Bunu lanet bir şey ama. Gerçekten. Bu da buzdolabı, bu bizim ev sahibi şu şekilde bölmelere ayırmış. Beyaz renkli bizim, işte bu kırmızı renkli başka birinin, sarı renkli başka birinin şeyi, rafı. Yani bizimkinde ne ardırıyor şöyle? Bizimkinde sade ekmek. Sadece ekmek. Euro 6.60 olunca ben kuru ekmek yiyorum. Evet. Genelde kalan insanlar kendi dillerinde bir şeyler yazmışlar. İşte paralarını falan koymuşlar. Şöyle yakışıklı bir 5 lira aldım. Evet, bence buraya ben direkt kanka, kapatayım ben, abi. Hayır abi, bence direkt en üste koy. En üst. Arkaya ırmağın akışını öldürün. Şöyle ben bir ırmağın akışını öldürüm yazayım. Arkadaşlar.
arkadaşlar, şimdi size kaldığımız evin dıştan görünümünü göstereceğim. Evet, şu şekilde bir evde kaldık. Fiyatlarını söyledik zaten, Orkun da bahsetti. Gerekli bilgileri verdik. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Burası La Rambla olarak biliniyor. İspanya'nın en uzun ve en büyük caddesi. Şu şekilde gösterelim. Sokakların düzenine ne yapacağız ya? Ben hayran kaldım. Gerçekten çok güzel. Baksana şuraya. İp gibi ya. İp gibi yapmışlar abi. Evet. Kala bu kadar düzen biraz fazla mı? Evet. Bu arada düzenli olmazsın ya. Kala şehrin planlaması da mı gayet yapmış? Olabilir ama sadece doğru yapsa şöyle olurdu büyük ihtimal. Dalgalı olurdu. Doğru yapsa duramazsın mı diyorsun yani? Evet kanka. Ola! Hey! Hey! Yes. Bu da Jovi'nin torunu galiba. Evet. Dans. Abi adamlar okuyor. Adios! Hey. Mimari zekaya sahip ki bütün evler dans ediyor böyle. Evet. Okyanus salgısı yosun deseni ver. Az önceki abla da onu bize anlatmaya çalıştı. O da etkisinde kalmış. Şu anda sahile çok az, 200 metre falan kaldı sahile. Millet burada çayını çorbasını mı içiyor yoksa? Çok, keşke çorba içseler, hiç çorba yok burada. Çok canım çorba çekti gerçekten. Ve arkadaşlar herkesin köpeği var yani her yerde ya. Ayak lazım. Her yerde taverna var. Böyle dışarı tavernalar kurmuşlar. Örneğin siz bir kafede oturmak istiyorsunuz ama dışarıda oturmak için 20 cent bir ücret ödüyorsunuz. Bütün aldığınız içeceklere karşılık veyahut da yiyeceğiniz bir şey karşılık. 20 ile 30 cent arası para ödüyorsunuz. Evet arkadaşlar, merhaba tekrardan. Şu anda Barcelona plajındayız. Git sor bakayım hangi kanalmış kala, git sor. Peki hangi kanal? What is this? I don't know. Bu nedir dedi, o da dedi ki bilmiyorum. Çekiyorum ben öylesine. Abi. Bir şeye benziyor ama çekiyorum. Kanka adam bak ne güzel kışın denize girmiş. Ne abi lan o değişik orada, boğuluyor herhalde. Evet, gördüğünüz gibi burada yaz kış demeden voleybol oynuyorlar. Gerçi şu an burası yaz gibi yani 17-18 derecelik bir hava var. Orkun, beleşe bindik, ne düşünüyorsun? Evet, şu an sinyal yaptık. Ben de bir yandan görevlileri kesiyorum duraklardan biniyorlar mı diye de. Şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık bakalım. İlk otobüse sinyalledik. O dedi para dedi bizden direkt bindiğimiz anda. Biz de başka bir otobüse bindik. Onu sinyalledik şimdi. Nereye gidiyoruz? Parkvere doğru ilerliyoruz şu anda. Az kaldı herhalde. 3-4 dakikalık yolumuz var. Peki ceza yersek ne kadar ödememiz? Aynen, ceza yersek 100 euro. Konum olarak çok iyi. Ve bütün Barcelona'ya hakim bir şekilde bütün şehri görüyor. Böyle bir konum evini yapmış. Çekiyor musun? Evet. Abi görüyorsun işte gotik desenler burada. İçeri girişler 10 euro bu alana. Biz yani şu alan ücretsiz burası. Siz fakirler buradan bakın diyorlar yani bize. Yani buraya da 10 euro vermeye gerek yok işte. Orada sadece fotoğraf çekiyorsun, onun olayı bu. Aynı şeyi buradan da görebiliyorsun. Olay bu mu? Arkadaşlar, Parkvel'den şu anda Nou Camp'a doğru geldik. İneceğiz şimdi. Hatta şu an iniyoruz. Hadi inelim. Evet, iniyoruz. Gelmişiz. Evet, geldik. Burası mı kanka? Hadi inin. Ben de. Gel, ışıklı bir yere geçelim abi. Işıklı bir yer. Işıklı bir yer. Evet. Burada ışık var. Gel buraya. Arkadaşlar, şu gördüğünüz otobüse bindik. Park... ben değil. Bana binmedi. Şu giden H6 numaralı otobüs Parkvel'den Nou Camp'a geliyor. Nou Camp'a da giderken 24 numaraya bindik ama bindiğimiz konumu söyleriz size. Ve V19 gidiyor değil mi kanka? V19'da 24. Barcelona sahilinden V19 Parkvel'e gidiyor. Plaça de Catalunya meydanından da 24 numaralı otobüste Parkvel'e ulaşabilirsiniz. Aynen. Evet. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi zaman kaybetmeden Nou Camp'a doğru ilerleyelim. Haydi. Ne gibiyim kanka şu an? Avatar. Evet arkadaşlar, şu an Nou Camp'a geldik. Yanında bir tane sağ var, orada alsa maç yapıyorlar galiba. Yani bir maç var ama ne maç olduğunu bilmiyoruz. Gidip çekeceğiz bakalım nasıl oynuyorlar. Evet abi, maçta atak yok, gidiyorum, o yüzden sarmadı beni. Çok da iyi oynamıyorlar yani Barcelona diye. Şey yapmaya gerek yok. Pek beğenmedim oyun işlerini. Top da gelmedi, gelse
Aa, şurada da futsal maçı varmış, onu da göstereyim. Evet arkadaşlar, şu anda Camp Nou'nun önündeyiz. Yani No Camp fark etmiyor. Vallahi bayağı bir büyük ya. Avrupa'nın en büyük stadyumu arkadaşlar. Şu an 98 bin kişilik yaklaşık bu stadyum. İçeri gireceğiz. Ben gerçekten çok heyecanlandım kanka, sen. Evet yani inşallah Allah, içeriye giriş saatleri kapanmış diye söylediler ama bakalım, deneyeceğiz şansımızı. Beko'dan evet, geldik falan diye. Evet. Sinyal ya hadi. Evet. Evet arkadaşlar, içeri almadılar bizi tahmin ettiğimiz gibi. Ben şu an buralara bakıyorum, kesişmeye çalışıyorum da bakayım. Orkun kesiştiğini iddia ediyor güvenlikle. İçeri alacaklar sanki bizi. Adam impossible dedi. Yapacak bir şey yok. Ben de burada Messi ile kesişiyorum işte. O da burada Messi'ye. Messi bizi al içeri. Arkadaşlar bizi stada almadılar. Ben de o yüzden büyük efsane Güven Cruyff'un yanında oturma eylemi yapacağım abi. Evet, oturma eylemi yapıyorum. Beni bu gece içeri alacaklar. İnşallah. Bak burada ne yazıyor abi? Görüyorsun değil mi? Salih diye distrufat. Ne demek biliyor musun? Bizi içeri alın. Sigarayı bırakmamış ama futbol bırakmış. Keşke devam etseydi, yapacak bir şey yok. Sabahları 10'da açılıyor, 6.30'da kapanıyor. Her gün açık yani burası. Gelip gezebilirsiniz. İçeri girişler müze dahil 32 euro bilginize. Evet arkadaşlar, stada giriyoruz şu anda. Evet göstereyim. Bak. Evet şu anda Nou Camp'tayız arkadaşlar. Evet geldik şu an. İçeri giremiyoruz. Biz de ne yapalım? Nou Camp'un önünde Messi ile kesişiyoruz. Google'dan fotoğrafına bakıyoruz. İçinde hissetmeye çalışıyoruz kendimizi. Evet kanka, şu an içinde hissediyorum. Bak şu abimiz de gidememiş. Bizim durumumuz ne ya? No speak. I Russian. Russian. You're Russian? Yes. Say hello. Hello. Привет, парни. Привет. Adios. Adios. Bu da bir Rus arkadaşımız, o da girememiş içeri. Rusya'dan gelmiş bak, adam burada Rusya'nın bağrından kopup gelmiş ta Moskova'dan buraya. Orkuncum kapanış yapalım. Barcelona futbolcu. Pique. Abi dur. Kapanışı yapalım abi. Messi gelsin abi. Gel Messi. Bu kim? Kim bu? Bu kim? Ha, Busquets. Busquets'i al kanka, ben bunu FIFA'da da almıyorum. Koşamıyor kanka. Bekle, kapanış bunun olmaz, bekle. Abi baksana, adam burada bile... Evet, kim evet geldi? Evet, abi. Kapanışı Messi'yle yapıyoruz. Evet, yapıyoruz. Artık bizim mazur günü, içeri giremedik. Uçağımız da var yarın. Yapacak bir şey yok. Giremedik. Nasipse yazın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu da beğendiyseniz beğenin. Like'ımızıya boyayın, kalp düşünün. Gene geldi abi Barcelona'lı futbolcu. O zaman Ibiza'da görüşüyor muyuz? O zaman Ibiza'da görüşürüz. İnşallah. Ya haydi. Evet.